Mevlüt Bey bakın, 78 yaşında bir kadından bahsediyoruz. Mügeciğim, orada başka konu, eğer röportaj yaptığın birisi varsa sor. Zaten söylemiş beni arıyor diye sizin isminizi vermeden. Beni arıyor, rahatsız ediyor demiş. Şimdi 78 yaşındaki bir kadını aramanızın sebebi ne? Ben dünden beri bunu düşünüyorum. Bir dakika. Açıkçası bir para şey... da düşünüyorum, pul da düşünüyorum, tarla da düşünüyorum, başka şeyler de düşünüyorum. Efendim, çünkü sizin bu kadını, yolda yürüyemeyen bir kadını hangi maksatla aradığınızı ben hala da anlayamadım. Efendim bir dakika. Efendim buyurun Mehmet Bey. Dün döndü hanım, bunun efendim? Annesinin kızı değil, dayısının kızı değil, akrabası değil. Hiçbir akraba bağlantısı yok. Niye arıyor yani? Niçin arıyor? Hiçbir akraba bağlantısı yok. Var, benim büyüklerim tarafından akrabamız var da, akrabalığımız var da. Müge Hanım, o konuyu ben size dün kısaca arz ettim. Yani o konuyu ben fazla konuşmak istemiyorum. Ama bakın Mevlüt ama Bey, ben size şöyle söyleyeyim. Bakın ama Mevlüt Bey, estağfurullah. Ama Mevlüt Bey bakın, eşinizin, bence insanın eşinin haberi olmadan yaptığı her şeyin altında bir neden vardır. Ben öyle bakarım. Benim haberim varsa, benim haberim varsa olabilir. Ama benden saklanan her şey benim için kuşkuludur. Şu anda mesela gerçekten eşlerinizin de kıymetini bilin. Yani ben buraya gelen eşlere böyle hani eşlik olayı bitmiş de sanki ergen çocuklarını korumaya çalışan anneler olarak görüyorum ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani evlilik de buralara dönüşmemeli. Eşiniz sizi koruyor, çoluğunuz çocuğunuz için, ama haberi olmadan her kimi arıyorsanız arayın. 80 yaşında, 60 yaşında. Nedeni ne olabilir? İnsan bunu niye eşine söylemez? Yani bunu eşinden saklamasının efendim, anlamı nedir? O konuda bir eksiklik olabilir ben, ama o kadının benden bir şeyi olduğu için, talebi olduğu için, niye konuşmuyorsun, niye bana yardımcı olmuyorsun dediği için ben onu aradım. Ya o sen bak, gene saçmalıyorsun bak. Saçmalıyorsun. Sen de bu kadın bir yardım isteyemez. Bak bana. Yoktur. Bu kadın senden bir yardım isteyemez. Bu kadının bak, araştırmamız gereken, beyefendi araştırılması gereken, ya ne konuştuğumu ben de konuşabilirim. Ortağa düşmedi. Olayla ilgili geç. Kötülük olan... yapsam o kadın bak, beni zaten şey yapar. Bu kadın senden yardım istemez. Bu kadını kim öldürdü? Sen kim götürdü? Kim nereye götürdü? Sen bu kadını öldürdün. Nereden biliyorsun? Sen mi öldürdün gördün? Aramayı boş ver sen. Arama. Neye arandın? Ne oldu? Nereden biliyorsun bunu? Aramadan bir şey ifade etmiyor. Kadını kim götürürse onu bulalım. Sen arıyorsun telefonu, niye kapatıyorsun? Konuşmuyorsun. Aramaya bir şey yapmıyor. Aklara demin başarı. Sen suçluyu bulmaya çalışı. Öldüreni bulmaya çalışı. O senin ilgilenin değil mi? Kimi öldürdü? Şimdi Müge Hanım. Sen ne demiyorsun bana bir öldürür? Sen mi öldürdün? Bir dakika bir dinle. Mevlüt Bey bir dinlesene bir dakika. Rezi yardımcı olsun bana. Ne demiyorsun sen benim annemi öldürdün? Ben bilmiyorum. Burada kimse bilmiyor. Sen nereden biliyorsun ya? Annemi öldürdün ne demiyorsun? Söyle bakayım. Açıkla bakayım bana hadi. Bunu nasıl konuşuyorsun sen? Ne cüretle konuşuyorsun ya? Bir cevap versin. Dur Uğurcuğum. Suçluyu bulacağız. Suçluyu beraber ya bulacağız. Ya öldüreni ne demiyorsun? Öldüreni bul diyorsun. Nereden bulacağım ben bu öldüreni? Nereden biliyorsun sen bu kadının öldüğünü? Ya kardeşim bak, yanında dibinde bir Mehmet Bey var. Ben orada kesin olarak suçlu olmadığım halde, ben oraya gelmediğim halde bana suç atıyor. Ona ben ispat ediyorum kendimi. Oraya ispat etmiyor kendini. Nerede görmüş? Nasıl görmüş? Niçin görmüş? Bu adam anlatmaya çalışıyor. Ben demiyorum size siz yaptınız diye. Siz bu kadar ölmüş olduğunu nereden biliyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum sadece. Dur, dinleyelim birbirimizi. Benim her şeyim açık. Burada kameram var. Araştırın Müge Hanım, sorun. Tamam, soralım. Mehmet Bey de cevap vermek istiyor. Bir saniye. Buyurun Mehmet Bey, siz de cevap verin. Bir dakika Mehmet Bey, cevap verin. Hayır, benim kadına hiçbir sorunum yok ki, niye öldüreceğim ya? Benim bu kadın yaşıyor, 3 tane bacım var ya. Her yerde sorun bu adam. Müge Hanım, her şeyi sorun bu adam. Ona soru sormuyorlar ne oldu diye. Vallahi sorduk, bir haftadır yedik başının etini. Yani odununu almaya gitmiş diyorlar, kavga ederim, öldürürüm seni bırak demiş diyorlar. Abi. Bunlar konuşuluyor köyde. Ya odunu da mahalli diyorlar. Ya biz bir aydır kadın arıyoruz. Öldürdü çok topu adam, nereye gitsen bulacaktık bu kadını. Sonradan duydum ben. Bu adam yapmış olsun, köyde o kadını bulacaktık. Herkes bir aydan beri arıyor. Onu bilemem ben kardeşim, onu devletimiz bulur. Müge Hanım bulur onu. Şimdi bir virgül koyabilir miyim? Bakın Ali Boztepe, döndüğünün 78 kez arandığını ve bu telefondan bıktım artık dediğini anlatmıştı. Ali Bey orada değil mi? Ali Bey hemen o kısmı anlatır mısınız? Yani bunu arayan da sizsiniz. Anlatayım. Zaten sizin kayıtlarınız. Efendim, Müge Hanım. Efendim. Bu döndü Boztepe'ye telefonunu daha ben yeni duydum. Daha 3-5 gün oldu, karakolda duydum. Bu ne maksatla aramış bu kadını?
Yanımı anlatın. Ha. Müge Hanım neden aramış? Ben gayine düşüyorum. Ha bunun benim kardeşim var. Onun oğlanları var. Bunlar niye aramıyor da onu arıyor? Bir cevap versin Mevlüt Bey. Daha sonra da Döndü'nün oğlu Erdal köylüsü Ülkü'nün annesinin kendi rahatsız edildiğinden haberi olduğunu söylemişti. Mevlüt Bey diyor ki Ali Bey neden aradı? Hangi maksatla diyor. Tamam bu adam damları falan yıkıyor. Hiç ondan da memnun değilim. Ama sizin neden aradığınızı gerçekten tam anlamıyla anlamak mümkün değil. Çünkü eski aşkınız depreşti desek kadın yolda yürüyemiyor. Dişleri yok evden gitmiş yani... Ya çok açık söyleyeyim. Bu aşk yani bir insanların birbirine yardımcı olması, destek olması. Müge Hanım. Ne yani desteği beyefendi? Bir yok bu işte. Yardımcı yani olmak biz ya. Biz köylüyüz, komşuyuz. Burada karşılaştık, konuştuk. Bey, ondan sonra zaman zaman halini hatırını sormak için aramışım. Soruyorum sana. Evet. Onun üç tane hali hatır sormak sana düşmemiş bir kere. Onun üç tane oğlu, beş tane erkek torunu var. Pazarda görüp de ihtiyaçlarını gidermek sana kalmamış. O 5 milyon maaş alıyor bugün. Sana kalmamış, senin haddine değil. Bu telefonların hesabını vereceksin. Konu. Senin haddine düşmemiş. O telefonların hesabını ben hep verdim efendim. Bu veriyorum kadın da. Yolda eğer yürüyemiyor. O telefonlarla ilgili bir sıkıntı olsaydı... Sen bu kadını niçin aradın? Döndü ve Hanım, bu kadın o telefonlarla ilgili bir sıkıntı olsaydı... Bu çoktan size haber verdi, çoktan o telefonlar şey yapılırdı. Açıkla bakalım, yüzünü göster bize, yüzünü. Hiçbir şey, hiçbir sebebi yok. Bana. Sadece siz benimle uğraşmayı, bana suç atmayı bırakın da... Suçluyu bulalım. Biz sizinle bu kadına zarar vereni bulalım. Bizim bir kaybımız zarar var ortada. Zarar vereni bulalım bu kadına. Tamam biz de onu arıyoruz. Ya bu kadını öldürür mü diyor. Kim öldürdü bu kadına? Ben üzülüyorum ama... Uzu açık. Ya kardeşim kim öldürdü, anlaşım kim nereye götürdüyse yani, onu bilemiyorum. Ben orada Mehmet'in tamamen yalan söylediğini, bana suç attığını, benim orada kesinlikle olmadığım, o kadınla ilgili oralarda bir şey olmadığı biliniyor. %100 ben her şeyimle hazırım. Niçin ben her türlü şeyimi ispat ediyorum. Tamam sen de bir şey olmadın tamam. Ben gözümle gördüm seni be. Mehmet gözümle gördüm ben seni. Neye aramak istiyorsun bana? Mehmet Bey emin misin ya o gün orada gördüğünü? Eminim efendim. Allah için eminim. Bak iyi niye düşün. İlk gün söylemedi? Niye ilk gün söylemedi? İlk gün bu belki bana bir kötülük yapardı diye düşündüm diye söylemedim ben. Korkmuş yani açıkçası. Korktum yani. Ya bu jandarma meselesinden dolayı korktuğunu biliyorum gerçekten. Jandarmaları üstüme 15 güne benimle rahatsız ettirdi abi. Ve kardeşimi beni kahveden kovdurdu. Şimdi jandarmalar tabii ki rütbesinden dolayı komutanım diye hitap ediyorlar ya. Psikolojik olarak. O da hani ona komutanım diye hitap edilince Mehmet Bey de onun onlara bir şey yaptırabileceğini düşünmüş. Orasını anlıyorum ben çünkü onunla daha sonraki konuşmalarımızda da siz binbaşıydınız herhalde değil mi? Yani o binbaşı olarak jandarmalar ona orada komutanım diyor emekli binbaşı. Söyler o da, sen başımı ağrıyacak ya da içeri alınacağım. O da işte böyle bir şey yapabilir diye düşünüyor. Orada hani öyle bir şey olabilir. Aslında hiç öyle bir şey olmaz. İster binbaşı olsun, ister paşa olsun, neyse o. Ama onlar tabii ki hani o astüs ilişkisi emekli olduğunda bitmez. Emekli de olsa herkes birbirine yine müdürüm, amirim, müdürüm, işte komutanım diye hitap eder. Aynı saygıyı gösterir. Aynı saygıyı gösterir. Evet. O da zaten yani hani Mehmet, bizim Mehmet devlet Bey. Geleneğimizde var. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.